makine dinamiği 2022-2023 birinci dönemi birinci sınav dördüncü sorusu. Şekilde görüldüğü gibi aynı mekanizm var yine. Bu mekanizmamızın 3 numaralı uzvunun üzerinde 100 Newton'luk bir kuvvet etki ediyor. 2 numaralı ve 4 numaralı uzuvların kütlesiz oldukları, sadece 3 numaralı uzvun kütlesinin olduğu ve 3 numaralı uzvun kütlesinin de B noktasında olduğu, aynı zamanda 3 numaralı uzvun çizgisel iğmesi x eksenin doğrultusunda 3, y eksenin doğrultusunda 3 metre bölü saniye kare olduğu söyleniyor. O halde problemimizde bu iğme verilmiş. 3 numaralı uzvun iğmesi. 3 numaralı uzvun iğmesi A3. A3 iğmesini belirlememiz mümkün kolayca. Bu da büyüklüğünü 3'ün karesi artı 3'ün karesi ve onların karekökü. Buradan da 3 numaralı uzun iğmesi 4.24 metre bölü saniye kare çıkıyor. Yatayla yapmış olduğu açı belli 45 Ve yine aynı şekilde bu verilen durumda 2 numaralı uzvun açısal hızı verilmiş. 2 numaralı uzvun açısal hızı ise 60 radyan bölü saniye kare ve saat dönüş yönünde imiş. Yani 2 numaralı uzvun açısal iğmesi şu yöne doğru. Ve bu verilen açısal iğme 2 numaralı uzun açısal iğmesiymiş. Bu da 60 radyan bölü saniye kare. Bizden ise 2 numaralı uzun üzerine uygulanması gereken torkun miktarı soruluyor. Bu verilen durum için. Mekanizmanın yatay düzlemde olduğu ve şişirilen şeklinde ölçekli olduğu söylenmiş e, ve herhangi bir sürtünme söz konusu değil. Ancak bu problemi çözerken de Dalamber prensibiyle çözeceğiz. Ki bu problemi Dalamber prensibiyle çözmek için bir kere kinematik analiz yapmanız. Kinematik analizde de hangilerinin kinematik analizini yapacağız? Bakın 2 numaralı uzvun ve 4 numaralı uzvun kütlesiz olduğu söyleniyor. Yani şurada da zaten verilmiş bakın hemen. Sonra. Aynı şekilde kütle atalet momentleri de sıfır. O halde sizin 2 numaralı uzvun ağırlık merkezinin çizgisel hızını bulmaya çalışmanız anlamsız. 4 numaralı uzvun çizgisel hızını bulmaya çalışmanız anlamsız. Alfa 2 zaten verilmiş ama anlamsız. Alfa 4'ü bulmaya çalışmanız anlamsız. Zaten onlar hayali atalet kuvvetleri olmayacak ya da torkları olmayacak demektir. Sadece 3 numaralı uzvun çizgisel hızını ki soruda verilmiş 3 numaralı uzvun açısal hızını bulmanız lazım. Dolayısıyla 3 numaralı uzvun iğmesini biliyoruz. 4.24 metre bölü saniye kare ve 45 derece yapıyor. Ve açısal iğmesi 3 numaralı uzun açılan Ki burada da gördüğünüz gibi 2 numaralı uzun da 3 numaralı uzun aynı açısal i ile dönüyorlar. Dolayısıyla alfa 3 alfa 2'ye eşit. Yani 60 radyan bölü saniye kare ve saatin dönüş yönünde olacak. Aynı yönde olacak demektir. Yani bu yönde dönüyor. Biz 3 numaralı uzun kinematik analizini şu anda tamamlamış olduk. O halde hemen D'Alembert kuvvetlerini bulabiliriz. D'Alembert kuvveti ve momentini bulabiliriz. D'Alembert kuvveti ve momentini. Dolayısıyla 3 numaralı uzun kütlesi, 3 numaralı uzun iğmesinin çarpımı eşittir. 10 çarpı 4.24 o da eşittir 42.4 Newton. Bunun yönü ne tarafa doğru olacak? Bunun yönü ise eğer iğme 45 derece yukarıya doğruysa bu aşağıya doğru olmalı. Aşağıya doğru olduğuna göre yatayla yapmış olduğu açı 225. Yani şu yöne doğru 42.4 Newton'luk bir kuvvetimiz var. 3 numaralı uzun üzerinde hayali atalet kuvveti. Aynı şekilde hayali atalet korku ise 3 numaralı uzun kütle atalet momenti ki 5 çarpı alfa 3 o da eşittir 0.02 çarpı 60 radyan o da eşittir 1.2 Newton metre ki bunun yönü ne tarafa doğru olacak? Eğer saat dönüş yönünde ise saat dönüş yönünün ters istikametini olacak. O halde 3 numaralı uzvun üzerindeki hayali atalet torku şu yöne doğru olmalı. Ve büyüklüğü de burada hesapladığımız gibi 1.2 Newton metre. Hayali atalet kuvvetlerini koyduktan sonra artık kısıtlayıcı, mafsal kısıtlayıcı kuvvetlerini de koyabiliriz. Bu verilen mekanizmada yine şunu söylemek mümkün. Burası iki kuvvet sistemi. O halde kuvvetlerin doğrultuları BC doğrultusu boyunca olacak demektir. Farz edelim BC kuvvetimiz bu yöne doğru olsun. BB kuvvetimiz de elbette bunun tersi istikametinde olacak demektir. BB kuvvetimizin de bu yöne doğru olduğunu kabul edeceksek bunlara isimlerini de verelim. kuvvetimiz etki tepki prensibine göre FB kuvvetimizin tepkisi 3 numaralı uzvun üzerinde ters yöne doğru olmalı. Yani şu yöne doğru olmalı. Buna da FB kuvveti Aynı şekilde 3 numaralı uzuvla 2 numaralı uzuv birbirinden ayırdığımıza göre bir kuvvet ve bir tork olmalı. Şu yöne doğru bir torkumuzun olduğunu varsayalım. Buna da tork diyecek olursak etki tepki prensibine göre elbette tork 2 numaralı uzuvun üzerinde ters yöne doğru olmalı. Yine kuvvetimiz olacak demiştik. Bu kuvvetimiz ise arz edelim ki şu yöne doğru ve kuvveti ve bu kuvvetimizin yine etki tepki prensibine göre ilerinde şu yöne doğru sı gerekir. Aynı şekilde A noktasında bir kuvvetimiz olacak. Bunu da şu şekilde düzeltelim. Dolayısıyla burada da gördüğünüz gibi serbest cisim diyagramını da tamamlamış olduk. Bu tamamlamış olduğumuz serbest cisim diyagramına göre artık analizimizi gerçekleştirebiliriz. Elbette yine burada 3 numaralı uzuvdan başlayacağız ve 3 numaralı uzvun üzerindeki FBN kuvvetinin ne olduğunu bulmaya çalışıyoruz. 3 numaralı uzvun eğer x yöndeki kuvvetlerin toplamına yazacak olursak 3 numaralı uzvun üzerindeki x kuvvetlerin toplamı sıfıra eşit olmalı. Buradan da 100 Newton'lu kuvvetimiz var. Gördüğünüz gibi eksi yönde. Eksi 100. Aynı şekilde bu açıları biliyoruz. Artık bu açılar 45 derecede. Yatay silah FB'nin pozitif yönde. E, çarpı kosinüs 45 ve e, 42 da 4 derecede var. Negatif yönde 42. x bileşeni kosinüs 40 şeklinde basmak mümkün. Ve başka herhangi bir bileşen yok. X 80 üzerinde sıfıra eşit olmak. E bu, burada da sadece FBN biliniyor. Buradan FBN kuvvetinin büyüklüğünü belirlememiz mümkün. FBN kuvvetinin büyüklüğü belirlenir. 183.82 Newton çıkacak. FBN kuvvetini biliyoruz. Tork B'yi de biliyoruz aslında. B noktasına göre moment alacak olursak buradan da tork B eşit olmalı. 1.2 Newton. 1.2. Artık biz FBN kuvvetini ve tork B'yi biliyoruz. Madem FBN ve tork B kuvvetini biliyor isek o zaman toplam moment A noktasına göre eşittir sıfırdan. FBN çarpı AB mesafesi ki pozitif yok döndürüyor. Aynı şekilde torku B pozitif yönde döndürüyor. Aynı şekilde tork ki aradığımız tork pozitif olacakmış. Eşittir sıfır diyecek olursak. Buradan da verilenleri yerine yerleştirip gerekli matematiksel çarpma işlemleri yapacak olursanız da torkun değerini eksi 10.4 10.4 metre olarak belirliyoruz. Burada demek ki cevabımız 10.4 metre ki bu yön yanlışmış. Yani olması gereken yön saatin dönüş yönü olması gerekli.